Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz yine iğneden tığ bir model arkadaşlar, bu şekilde. Modelimiz tekli kele olan modeli, iğneden tığa dönüşüm dediğim gibi bu. Fil dişinin üzerlerine kirpik ve tekli kele olanı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce yemenimizin tığ battısını bu şekilde hazırlıyoruz. Bu oyanın özelliği üçer zincirli tığ battılar hazırlamak. Çünkü bu fil dişlerin arkadaşlar güzel durması için iri bir tığ battıya ihtiyacımız var. O yüzden üçer zincir çekerek iri iri, bu benim daha önce hazırladığım ikişer zincirli arkadaşlar. Örnek amaçlı olduğu için bu tığ battı üzerine tarif edeceğim. Ama siz üçer zincirli tığ battı hazırlarsanız bu şekilde arkadaşlar, bu fil dişleriniz daha bir güzel açık ve seçik durur. Evet, bu şekilde üçer zincirli tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sık iğne ile de tığ battığımızın içine girerek başlıyoruz. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen tığ battımın içine giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde iri bir tığ battı yaptım tığ battımın üzerine. 4 zincir. 4 zincirimi şöyle geri çeviriyorum. Yaptığım bu 5 zincirli yuvanın içine arkadaşlar kapatıyorum. Bu şekilde sık iğne ile. 8 tane zincir çekip düz yüzüne döneceğim. Bismillah. 5, 6, 7 ve 8. Dönüyorum arkadaşlar düz yüzüne. Hemen bir yanındaki tığ battımın içine kapatıp bu şekilde bir tane buraya tığ battı yaptık. Evet. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yandaki tığ battıma kapatıyorum. 4 zincir. Hemen dönüp bu 5 zinciri yuvanın içine sık iğne ile kapattım zincirimi. 8 zincir. Dönüyorum arkadaşlar düz yüzüne. Yandaki tığ battıma bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben yandaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi çeviriyorum. 5 zincirimin içine kapattım. 8 tane zincir. Hemen döndüm. Bir yandakine bu 8 zinciri kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın. Bütün bu tığ battının üzeri bu şekilde şöyle duracak arkadaşlar üzerinde gidince. Tığ battının üzerine bu fil dişilerle dört kenarını bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde dört kenarını yapıyoruz. Sonra bu iki yeşilden sonra bir pipirik, iki fil dişinden sonra bir tane arkadaşlar keloğlan yapıp modelimize başlıyoruz. Şimdi keloğlan yapımına geçelim. Evet, modelimiz çıtı pıtı olduğu için arasına sadece 2 tane fil dişi bırakıyorum arkadaşlar. En fazla 3 bırakabilirsiniz. Çünkü model hafif bir model olduğu için oya kendini fazla aralıkta göstermez. Şimdi 2 tane bırakıyorum. Bir tanesini denedim. Birer bırakmayı çok yakın olduğu için 2 tane ara mesafesi bu şekilde vermeye karar verdim. 2 tane fil dişi arkadaşlar. Atlıyorum. 2 tane yeşil tepe de diyebilirsiniz. Bu şekilde bu yaptığım 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Buraya kirpik yapacağız sadece. Bakın arasına bir tane kirpik koyuyoruz. Oyamız kolaylık olsun. 5 zincir. Bu şekilde birinci kirpiğim. 5 zincir. Bu da ikinci kirpiğim. 5 zincir. Bu da üçüncü kirpiğim.
Bu 8 zincirli tepenin üzerine arkadaşlar 5 zincirden 3 tane bu şekilde kirpik yaptım. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi keloğlanımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, 2 tane daha atlayıp 3. buradaki fil dişimizin tepesine sık iğne ile giriyorum. İpimi bu şekilde buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bu yeşil tepenin üzerine kapatıp buraya minik bir tane kirpik yapmış oluyoruz. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen şöyle ters tarafından çevirip arkadaşlar bu sık iğnemin dibine, yeşil yuvamın içine bu çektiğim 8 zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Bakın keloğlan kafası yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim. Buradaki kırmızının dibine bu şekilde arkadaşlar döne döne bir keloğlan yapıyoruz. Evet. 3 defa arkadaşlar bu şekilde zincirimizi batıp sonra 15 zincirle devam ediyoruz. 12, 13, 14 ve 15. Hemen arkadaşlar bakın bu 15 zincirimize taç olarak bu yine bu yeşil yuvaya kırmızının dibine bu şekilde sabitliyorum 15 zincirimi. 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi döndüm. Bu yaptığım 15 zincirin için arkadaşlar bir tane kirpik yaptım. Şimdi tekrar yapalım arkadaşlar. 2 zincir çektim. Hemen buraya kapattım. İkinci kirpik. Bu şekilde buraya 6 tane kirpik yapacağım. 2 zincir, 3, 4, 5 ve 6. Sadece dönüşte 3 zincir çektim. Diğerler hep 2 zincir arkadaşlar. Bu şekilde kenar kirpiğini yapıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirim hemen yine aynı şekilde bu zincirin arasından girip kapattım bu birinci kirpiğim. Buraya toplamda 7 zincirli 3 tane kirpik yapıyoruz. 5, 6 ve 7. Kapattım arkadaşlar. Bu şekilde ikinci kirpiğim. Tekrar 3'e tamamlıyorum. Sık iğne ile buraya kirpiğimi yaptım. 1, 2 zincir. Aynı arkadaşlar. Sağ tarafta olduğu gibi sol tarafa da 6 tane ikişer zincirli kirpik yapıyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3, 4, 5 ve sonuncu 6. kirpiğimi de bu şekilde yapıyorum. Şu yeşil yuvanın içine de arkadaşlar bir tane sık iğne ile giriyorum. Bir şöyle güzel meyilli dursun modelimiz. Ve bir tane de zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hemen ipimi yakıp geliyorum. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çıtı pıtı çok zarif. Fil dişilerinin üzerine 3 kirpik. Sonra arkadaşlar 2 tane atlayıp 3.'ünün üzerine de bu şekilde bir keloğlan kafası yapıyoruz. Sırasıyla arkadaşlar rengarenk istediğiniz renklerden bu şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.